Merhaba arkadaşlar, Dark Orbit Bilgi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün size botting nedir, sanal sunucu nedir, sanal sunucuyu nereden satın alabilirim veya sanal sunucu ücretsiz olarak satın alabilir miyim gibi konuları göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle botting nedir? Şöyle arkadaşlar, birisi sizin için geminizi 7/24 bota atıyor ve bunun karşılığında da sizden belli bir miktar para alıyor. Yani belli bir süre bot atıyor ve belli bir miktarda sizden bunun karşılığında bir ücret alıyor. Mesela örnek vereyim. Örnek göstermek için bir tane herhangi bir botting yapan siteye girdim. Çok eski bir sitedir bu arada bu botburada.com. Burada mesela gördüğünüz gibi bir hafta Dark Orbit botting 50 lira yazıyor arkadaşlar. Yani bir hafta boyunca sizin geminizi bota atacak ve sizden 50 lira ücret talep ediyor burada. İşte diğer fiyatları da burada görebilirsiniz zaten. Yani botting dediğimiz olay bu arkadaşlar. Aslında bu adamlar yani bir tane sanal sunucu alıyor ve sanal sunucuya sizin yerinize gemiye bot atıyor. Yani siz de sanal sunucu aslında alabilirsiniz. Gelelim sanal sunucu olayına. Sanal sunucu olayı nedir arkadaşlar? Sanal sunucunun satın alabileceğiniz siteye de girdim. Sanal sunucu şöyle. Siz belli bir IP, belli bir sunucu kiralıyorsunuz. O sunucun içine Windows 10 işletim sistemi yüklüyorsunuz. Ve o işletim sisteminde yani Windows 10 kurulu olduğu için onun içine bot yükleyip geminizi bota atabiliyorsunuz. Yani botting de böyle yapıyor yani. Diğer botting hizmet yapanlar da böyle yapıyor. Şimdi bu sanal sunucuyu alıp içine nasıl Windows yüklerim diyorsanız mesela hazır alırsanız hazır içinde Windows yüklü bir şekilde gelir. Veya bir sanal sunucuyu size verdiklerinde siz kendiniz içine Windows yükleyebilirsiniz. Ama genelde Windows sanal sunucu satın al dediğinizde içinde Windows yüklü bir şekilde size gelecektir. Bu sanal sunucuya nasıl bağlanabilirim derseniz mesela arkadaşlar arama yerine uzak masaüstü bağlantısı yazdığınızda size bir IP verecek, bir de şifre verecek. Bağlan dediğinizde aynı kendi bilgisayar ekranı gibi bir bilgisayar açılacak. Windows ekranı açılacak ve o Windows ekranına botu kurup Dark Orbit'i oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu 7/24 açık kalabiliyor. Bu uzak masaüstü bağlantısını telefondan da kontrol edebiliyorsunuz. Yani hani bilgisayarı kapatın. Ya telefonunuzda da RTP programı var. RTP Client gibi programlar var. Onları indirdiğinizde oradan da uzak masaüstü bağlantısı yaparak o sunucuya ulaşabilirsiniz. Bilgisayarınızı kapatabilirsiniz, telefonunuzu kapatabilirsiniz ama o süre boyunca mesela bir aylık aldıysanız bir ay boyunca o karşıdaki bilgisayar yani karşıdaki sunucu hiçbir şekilde kapanmaz ve botunuz 7/24 orada çalışmaya devam eder arkadaşlar. Sanal sunucu bu. Bakalım fiyatlarına. Fiyatlarına bakacak olursak fiyatları normalde dolar üzerinden satılıyor sanal sunucular ama ben böyle bir site buldum. Ne kadar güvenilir bilmiyorum. Yani siz başka siteler de bulabilirsiniz. Burada veriyor işte mesela RAM 512 GB. Bunu bakmayın arkadaşlar. RAM'i ne kadar düşük olursa hani işlemcileri falan ne kadar düşük olursa verimsiz kasar bot kasar ping'e girer yani verim alamazsınız. Yani tavsiyem buradaki 90 liralık paket. Yani RAM 4 GB sizin için yeterli. İşlemci 5 diyor. 100 GB trafik, yani 1000 GB trafik. Yani bu sizin işinizi görür. Her türlü paket 5 işinizi görür. Ama dediğim gibi aylık 90 lira. KDV dahil 106 lira falan yazıyor işte. Zaten gördüğünüz gibi de dolar bazında gösteriyor. Sadece Türk lirasına çevirmiş. Diğer sitelerde dolar bazında göreceksiniz. Şimdi bu ücretli olan kısmı. Bir de hani ücretsiz metotları var mı? Bu sanal sunucunu nasıl ücretsiz alabilirim diye metotlarını soracak olursanız var. Birkaç yöntemler var. Birkaç size böyle ücretsiz sanal sunucu veriyor. Belli bir süre karşılığında sanal sunucu veriyor. Bunlardan bir tanesini göstereceğim sadece. Azure. Azure genelde öğrencilere daha iyi imkanlar sunan bir platform. Ama normal kişilere de bu ücretsiz kredilerden veriyor arkadaşlar. Öğrenciler için kredi mesela kredi kartı gerekmiyor. Ama öğrenci olmayanlar için kredi kartı onaylatmak zorunlu arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi 1440 lira size kredi veriyor arkadaşlar. 1440 liralık krediyi siz isterseniz sanal sunucu açabilirsiniz. İsterseniz başka bir şeylerde kullanabilirsiniz. Bu 1440 liralık krediyle istediğinizi bu sitede yapabilirsiniz arkadaşlar. 1440 liralık krediyi mesela sanal sunucu açarsanız yani ben kullandığım için söylüyorum 1440 lirayı kullandım. Bu 1440 lirada bir ay veya 1,5 aylık bir sanal sunucu elde edebildim. Yani sanal sunucuyla 1,5 aylık bir bota atabildim gemimi. Yani siz de bunun metotlarını araştırabilirsiniz. Ki kredi kartı onayladığında hani mesela bu kredi bittiğinde benden para keser mi diye soracak olursanız. Arkadaşlar bu kredinizi sürekli panelde takip edeceksiniz. Krediniz azaldığında
İptal edebiliyorsunuz aboneliği. İptal ettiğinizde sizden hiçbir şekilde para kesmez. Şöyle bir şey, ben yine güvenmiyorum. Ya keserse falan diye düşünecek olursanız yapacağınız işlem çok basit. Kredi kartının içine girin. Yurt dışı harcamalarını kapatın arkadaşlar. Yurt dışı harcamalarını kapattığınızda hiçbir şekilde sizden para kesemez. Çünkü yurt dışına bağlı bir şey Microsoft. O yüzden hiçbir şekilde sizden para kesemez. 1400 lira, yani yine panelden takip edip bunu yaptığınız aboneliği iptal ettiğinizde yine hiçbir şekilde para kesmeyecektir, ama içiniz rahat olmasını istiyorsanız yurt dışı harcamalarını kapattığınızda yine rahatlıkla bu metodu kullanabilirsiniz. Bu birinci metot. Tabii ikinci metot, üçüncü metot, bir sürü metotları var bunun. Ben zamanında Azure'da öğrenciler için çekmiştim. Nasıl sanal sunucu oluşturulur, nasıl yapılır? Bu videonun linkini de aşağıya bırakacağım. İzleyebilirsiniz. Ben burada yani sanal sunucunun kurulumunu falan anlatmıyorum. Sadece merak edilen soruları cevapladım. Yani çok talep gelirse onu da anlatırım yakın bir zamanda. Ama önceden çektiğim bir videoyu izlerseniz de sizin için yararlı olacaktır. Yani kredi kartı konusunda herkes tedirgin oluyor. Yani kredi kartınızdan para falan çekmiyor arkadaşlar. Kredi kartınızı onayladığınızda zaten size 1440 lira limiti veriyor. Orada görüyorsunuz. İsterseniz sonrasında kredi kartına bakabilirsiniz. Para çekmişler mi, çekmemişler mi diye kredi kartını kontrol edebilirsiniz. Bu videoda size botting'i anlatmaya çalıştım. Sanal sunucuyu anlatmaya çalıştım. Sanal sunucuyu nasıl satın alabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Ücretsiz sanal sunucuyu nerelerden bulabiliriz onu anlatmaya çalıştım. Yani bunun metotlarını gösteren videoları da gösterdim. Yani YouTube'a yazdığınızda bu arada bunun bir sürü metotlarını görebilirsiniz. Yani birden fazla video var. Çoğu içerikçi bu videolardan oluşturmuş. Yani buna benzer videolar çekmiş. Çok rahatlıkla bunun metotlarını bulabilirsiniz YouTube'da. Eğer video işinize yaradıysa, anlattıklarım işinize yaradıysa kanala abone olabilirsiniz. Discord'umuza katılabilirsiniz. Yani Darkord oynayanların olduğu bir Discord. Buraya katılabilirsiniz. Veya bot kurulum için ise Kotoslar Discord'umuz var. Kotoslar.com. Buraya gelebilirsiniz. Buraya Darkbot yazdığınızda bütün Darkbot'un kurulumunu, pluginlerini, her şeyini görebilirsiniz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Diğer videolarda görüşmek üzere.